Günaydın. Yardım edeyim. Gerek yok. Ben hallederim. Ben de bu evin geliniyim. Birlikte yapalım işte. Hala yeni gelin benim. Ben hazırlarım. Ay, iyi tamam canım. Sen öyle istiyorsan. Bana göre avuş. Bana da bir pastırmalı yumurta yapıver bari. Salak bu kız ya. Heves etti işine bak. Ay siz hala yerde mi yemek yiyorsunuz? Konak zannettiğimden daha ilkel çıktı. En kısa zamanda benim bu duruma bir el atmam lazım. Kesin. Ama evdekiler böyle seviyor. Kimsenin değişmeye niyeti yok. Bakıyorum da sen de pek çabuk benimsemişsin buraların kurallarını. Hayır benim aklım almıyor yani. Senin gibi batılı, Avrupa görmüş, okumuş bir kız gelsin, burada ırgatlık yapsın. Pes, vallahi pes. Ben ırgat değilim. Bu evin yeni geliniyim. Halimden de çok memnunum. Hadi, ey bari. Günaydın. Beğendiniz mi? Neyi sevdiğinizi daha bilmediğim için böyle aklıma ne geldiyse yaptım. Bunların hepsini sen mi hazırladın? Bella nerede? Yoksa hala yatıyor mu? Ha yok. Biz iş bölümü yaptık. O yukarıda erkeklerin sofrasını hazırlıyor. Ben de annelerime ellerimle kahvaltı hazırlayayım dedim. Hadi size afiyet olsun. Benim canım istemiyor. Hadi başlayalım. Ben çok açım. Buyurun buyurun. Ekmek ver. Hala elek gibi ayakkabıları da çıkar ayağından, basma örtüye. Bana da bir çay koy. Çıkarayım. Hadi. Allah'ım. Ben biraz sakar olduğum için. Açık içer o. Tamam. Anneciğim. Annem. Afiyet olsun. Nene, nene! Nene koş! Ya ne oluyor? Ne diye bağırıyorsunuz kuyruğu yanmış enik gibi? Nene koş anam! Ne oldu ananıza? Ya nene koş! Ya tamam yavrum tamam dur. Dur bir sakin ol yavrum. Ne oldu kız? Bu kızım için! Bu oğlum için! Benim için! Adam bu! Aldatılan bütün karılar için! Bırak onu! Yavrum Nazgül, kristaldir o! Ana bırak! Bırak yavrum! Bırak onu! Bırak! Bu da aldatılan bütün karılar için! Ana! Ana! Ana iyi misin? İyi, iyi. Benim kafama bir çelik yemedim kaldıydı. Onu da yedim. Ha. Ne olur siz bu işe karışmayın. Beni yalnız bırakın ana. Afet. Çıkar şu çocuklar hadi. Gel, hadi. Gel, 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 gel. Şöyle gel. Kadın kadına biraz konuşalım. Ana ne olur. Erman! Orası Erman! Yuvayı yıkacağım! Dur! Bırakın beni Allah'ım! Bırakın! Seni en iyi ben anlarım. Evimin direği saydığın, bir dediğin iki etmediği kocan günün birinde bir şıllığı koluna takıp gelmiş. Abla, ayıp oluyor ama. Anda bu benim yeni karımdır.
senin deşrana bir şey tıkanır. Ya yutkunacağım ya da gerisin geri tükürüp gideceğim. Ablam, söylediklerin çok dokandı bana. Bana çok özür dilerim. Yutkunamıyor bana. Umduruma bir yumruğu oturmuş. Kıpırdayamıyorum. Nasıl ki? Kızım, o vakitler benim arkamda kimsecikler yoktu. Ama bak ben senin arkandayım. Kaynanan senin arkanda. O elmasa bu evi dar edeceğim. İki günde de bu evden göndermezsin. Bana da mühteber demezsinler. Ana! Oy, sende de hep vaat, hep vaat. Ha bir göremedik şu mühteberluğunu. Ne oldu karıcığım? Neye bakıyorsun öyle? Hiç. Öyle internet falan. Benim karım işte yalan söyleyemez miymiş? Hazar. Dur aşkım, dur. Erkeği elde tutmanın 10 altın kuralı. Yavaş şu telefonu Hazar. Dur, gittikçe eğlenceli olmaya başladı. Kural 1, dırdır etmeyi ve kafa şişirmeyi bırakın. Kural 2, ses tonunuza dikkat edin. Aşkım niye böyle şeylere bakıyorsun? Ne oldu? Abim kuma getirince korktun mu? Yok. Ben mi korkacağım canım? Tabii ki korkmadım yani. Sonuçta sen öyle bir şey yapamazsın. Değil mi Hazar? Yapmazsın. Bu devirde kuma mı kaldı? Hazar, istemezsin söylersin. Boşanırız. Değil mi? Bizim buralarda boşanma diye bir şey yok sevgilim. Eskisini bırakıp yenisini alamazsın. Şimdi sen de abin gibi yapacaksın yani öyle mi? Kuma getireceksin eve. Sen öyle bir şey yap. Görürsün gönlünü Hazar'a. Bizim abimle durumlarımız farklı bir tanem. Babam abime aşık olmadığı bir kadınla evlendirdi. Şimdi sen de abine hak veriyorsun öyle mi? Yani hak vermesem de anlıyorum. Adam 10 yıldır aşkını gizli saklı yaşıyor. Ve 10 yıldır aşık olmadığı bir kadınla aynı yatağı paylaşıyor. Olsun. Bunlar bahane değil. Ama unutsun Nazgül'ün halini. Sen şimdi bunları düşünme. Nazgül zamanla alışır. Yani alışmasa da kabullenmek zorunda olduğunu anlar. Hem bizim buralarda böyle şeyler çok normal bir tane. Ya hala normal diyor ya. Ama öyle aşkım. Aşkım. Erik gözlü. Ya! Ne ya, ne? Ya Hazar! Kız Elmas, Allah sana onca sene somanın altından suyu nasıl yürüttünüz? Nasıl yani? Ben peki anlayamadım da. Kız ne var onda anlamayacak? Değil ki yani, yani karda yürüyüp de diyor, nasıl izinizi belli etmediniz diye soruyor. Ne var bunda anlamıyorum. Sizde hiç utanma, arlanma yok mu? Yani benim gözümün önünde şu karıya sorduğunuz sorulara bakın ya. Yazıklar olsun. Yani biz merakımızı şey ettik Mütevir ablam. Ya başlarım şimdi sizin merakınıza da. Dur ana dur. Temaşa daha yeni başlayın. Yallah orası. Siz bırakın kız. Ayıp ya. Farkında mısın Ayşe'cim? Elmas biraz hantal kalıyor. Yani biraz bacaklarını güçlendirmesi gerek. Evet. Ben mi senin üstüne geldim? Ne halınız nasıl korunma? Yeter! Yeter! Kız Ayşe biz de
taş atardı. Kimsin? Üstüne geldin. Ben Selin'den başkasının düğününe şikayet atamıyorum. Ay bir tek seni seviyorum ben dövmeyi. Bilin mi? Ay yeter! Şu ağrıcılar! Yapmaz! Gel yenge dur yenge! Yenge bırak yenge! Ya ne oluyor burada? Aşkım görüyor musun? Bak bunların hepsi böyle toplandılar. Evire çevire beni dövüyorlar. Beni iyi dinleyin. Bundan sonra benim karıma el kaldıranın ellerini kırarım. Kim olursa olsun da gözünün yaşına bakmam. Anladınız mı? He bakmaz. Doğru söyleyeyim. Menkine de bakmamıştı. Nazgül çık git odana. Ne gideceğim be? Haydi odana. Gitmeyeceğim. Nazgül odana dedim. Gitmeyeceğim. Çık git odana. İkiniz de bunun hesabını vereceksiniz. Hadi yallah. Afet. Hadi sen de peşinden. Hiç durma. Haydi. Haydi haydi. İyi misin canım? Tamam. Haydi biz gidiyoruz. İşin vardı senin. İşim işim yok benim. Bundan sonra benim tek bir işim var. O da sensin. Hadi canım. Asiye korkutma ya. Oh. Ay gel anam gel kutlukçum gel. Anda vallahi sayenizde jandarmayla ahbap olduk ha. Hiç bana laf etme Mütever abla. Bu Asiye karısı o butonu çalmasaydı bunlar gelmeyecekti başımıza. He ben bastım çünkü değil mi butona? Gerizekalı. Ne o? Daha akıllanamadınız mı? Hala birbirinizi mi yiyorsunuz? Yok ağam hiçbir şey yemedik. Vallahi ben ölüyorum açlıktan. Aha bu da size ders olsun. Şakam yoktur bak bilesiniz. Ay ağam sok onu cebine kurban olayım. Ya bir daha yanıma yaklaşmayacaksınız değil mi? Yok ağam. Duyamadım bir daha söyleyin. Tövbe ağam. Bir daha. Tövbe ağam. Aferin size, aferin. Ya nasıl eğleniyor? Bir de altın zincirle madalya gibi boynuna takmış ya. Of. Karılar bak ben size diyeyim. Ağamın yüzü bize artık haramdır ha. Yok anam yok. Bulacağız biz bir hal çağrısı. Yengeler. Ya misellim, tövbe tövbe. Ya hortlak kim mi çıktın? Ya öyle hortlak mortlak darılıyorum ama. Hem sizin ilacınız bende. Ne ilacıymış o? Ya siz bu panik butonundan kurtulmak istemiyor musunuz? İsteyiz. Tamam işte. Ben onu nasıl etkisiz hale getiriyoruz biliyorum. Esak mı? E nasıl olacak o? Cem arıyor. Cemula mı? Güzelim Cemul nereden bilsin ya? Ya Cemil değil ya. Cemur, Cemur. İyi. Güzel işte. Gidelim alalım hemen. He. Yok alamazsınız. Öyle bakkalda çakkalda satılacak bir şey değil bu Cemur. Nasıl bulacağız? Aslında ben onu size yapabilirim ama suç. Ya ne suçu Müsellim? Yani aile yuvasını kurtarmak sevaptır anam. Sen de bir sevap yok. Olmaz. Yani abime karşı böyle bir suç işleyeceksem bunun bir bedeli olmalı değil mi ama? Ne bedeliymiş o? Karı isterim. Hı? Terbiyesiz yengelerine karşı. Ya bütün avratlar konakta kendi dertlerine düştüler. Benim orada ne yediğim ne içtiğim belli. Evleneceğim ben. Hem de resmi nikahlı. Allah'ın delisi bile resmi nikah gör. Bize de tık yok. Bak şimdi Müsellimciğim. Biz de tabii ki seni evlenmek isteriz de. Kim alır seni koca değil? Sebep. Genç ve dinamik bir herifim ben. He. Dinamik deli. Tamam o zaman. Ya beni everirsiniz ya da ağanıza goodbye dersiniz. Haydi bakalım düşünün karar sizin.
Fare istirem ben. Delirtmeyin beni. Detebe. Ya iyi de kim evlenir ki bu deliyle? Hem de bile bile. Ya önce bir karı bulalım. Peki ikna ederiz ha? Kız abuk sabuk konuşma ya. Nereden bulacağız biz buna karı? Kapı kapı dolaşacak halimiz yok ya. Hem karıyı bulsak ha bu deli beğenmez. Ya şey yaparız. Konakta eğlence düzenleriz. Bütün karıları çağırırız konağa. Müsellime gösteririz. Hangisini beğenirse artık ha? Ay iyi de. Hayır, müsellimi nasıl sokacağız o kadar karının içine? He, ya hem karılar erkek gördü mü örtülerinden sıyrılmıyorlar ki. Ya erkek olduğunu bilmezlerse. Ana! O ne demek kız? Çok... Kız! Kız gelin ya. Aşağına bu kim? Kim kim? Ya yanındaki. Birine benzetiyorum ama çıkartamadım. Ha, o bu. O bizim müdür. O... Aa, Müsellime Hanım. Bizim taraftan. Ha. Karı olsan bayağı bir giderim varmış ha. Hayvalıyor yenge ama ha. Müsellime Hanım. Var mı içlerinden beğendiğin karı? Yok herhalde. Ya nasıl yok ya? Çukurova'nın bütün karılarını topladık eve. Ha bu kadar karının içinden de beğenemezsen daha beğenemezsin zaten. Çukurova'daki bütün avratlar bu kadar mı? Sana layık olanlar bu kadar. E ne yapak? O zaman içlerinden birini seçeceğim artık. Ya kimin önüne gidip ataklarımı sabıra sabıra oynarsam onu beğendim demektir, tamam mı? Hadi o zaman kalk kalk, oturaraktan olmaz. Haydi kalk canına anne, haydi. Tamam. Salla, salla. Salla. Haydi kalk. Salla kız. Kız sen niye açmıyorsun yaşmağını? Günahtır. Nesi günah? Namahrem yoktur ki. Ya zaman kötü. Ben kimin ne olduğunu ne bileyim. Allah korusun. Tövbe tövbe. Lasma Hanım, o karıyı mı beğendin? Yok, ne yapayım ben o asfalt suratlıyı? Tövbe estağfurullah. Haydi, salak. kusura bakma ben. Merhaba, Mehteber Hanım. Nasılsın? Sağ ol canım, iyiyim. Sen nasılsın inşallah? Senin yeni gelin nerede? Arandık ama göremedik. Ben de kendime bir şerbet doldurayım da gelin canım. Altına otursam ya, afet tazeler. Afet! Peki şu ortada oynayan pembeli kim? Demin yanınızda oturuyordu ya hani. Ha o mu? O şey... Neydi Mehteber abla? Müsmet Hanım, bizim taraftan canım. Ha, bekar mı? Niye ki? Maşallah, yaşmağını hiç çıkarmadı. Pek iffetli bir hanıma benziyor da. Ha, öyle dur. Nerede kaldı bu Kaan Hırtı? Gelmedi mi daha? Geldi, odasında. Öyle mi? He. Türkmen! Al Türkmen! Vay, al! Buyurun! Ya ben size mi seslendim? Siz Türkmen misiniz? Ben Türkmen değilim, Arap'ım. Ve Kürt'üm. He, ben de Laz'ım. He, doğru dediler. Yahu ben bacım Türkmen'e seslendim. Benim sizinle işim olmaz de haydi. Bize söyle al ne istediysen. Size ne diyebilirim ki? Benim size söyleyecek tek bir lafım bile yok. Aşk olsun ağam. Bitmedi mi hala bu husumet? Kapatalım o defteri. Yok, o defter bir kere açıldı. Bir daha kolay kolay kapanmaz. Selim, hadi sen çıkıver de ağanla bizi baş başa bırak. Haydi, haydi. Aa. Emir büyük yerden kusura kalma yenge. Müsellim! Kardeşlik da bir yere kadar abi. Haydi sağlıcakla. Ya ne oluyor size hanımlar? Deyin bakalım siz neyin peşindesiniz? Neyin peşinde olacağız ağam? Sena?
Yaklaşma Asiye. Vallaha basarım buttuna. Basma. Kıyma. Da. Buton nerede lan? Nereye koydum ben o butonu? Bunu mu arıyorsun ağam? Anam, buton. Asiye, sen ne ara aldın o butonu? Evet, ne ara? Ver onu bana. Butonumu ver. Vermem. Ver dedim sana. Vermem. Ver diyorum sana Asiye. Gel buraya Asiye, gel buraya diyorum sana. Lan gel. Lan kaçma be kadın. Seni oraya yakalarsam ne yaparım biliyorsun. Sen nereye yapar istiyorsun? Ben şunu bana ver. Lan. Gel Ayşe. Gel şunu. Geliyor şimdi Kayseri hava indirme. Siren bağlattım eve. Kendi başınızı kendi ellerinizle yaktınız. Güle güle size. Benim hala suratıma ya. Ha sayende nezarethane ikinci adresimiz oldu ha. Allah Allah. Ben ne yaptım ya? Başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Ya Mühteber abla ya. Şuna bak elimde kalacak ya. Hem suçlu hem güçlü. Asiye doğru söylüyor Ayşe. Öyle diyorsun Mühteber abla. O zaman sor bakalım Asiye'ye. O pandik butonunu nasıl ele geçirmiş? Aman ne ara o kadar yanaşmış. Sor. Kız. Asiye. Tövbe de abla. Vallahi Allah kuru iftiradan saklasın ha. Ağam düşürmüştü. Ben de aldım cebime attım. Hem ben istesem o pandik butonuyla ağama her türlü yanaşırdım. Ama ben ne yaptım? Sizinle birlikte hareket ettim. Kolektif davrandım. Ha salak. Kaçırmışsın işte fırsatı. Ben olsam daha bileysel sallardım mevzuya. Ya tamam neyse ne ya. Yine birbirinize girmeyin. Şimdi asıl mesele biz bu şeytan icadından nasıl kurtulacağız? Anam kız mıstıkın eline verelim abla. Zaten akşama kadar anasını ağlatır o pandik butonunu. Kız iyi fikir ha. Ben torunumu yedirir miyim içinize? Ya minnacık çocuğu mahpusa mı yollayacaksınız? Mahpusa atmazlar ki. Yaşı küçük. Anca ıslah evine verirler. Biz de acık kafamızı dinler. Bin Ayşe ya. Kız Ayşe. Bak ben şimdi düşündüm de.
Ya Mistik'in eline versek ne olur ki? Koskoca devlet. Başka düğmesi mi yok? Ha, şaşırtıcı ama Asya doğru söylüyor. Buna başka bir hal çaresi bulmak lazım gelir. Ama ne? Ama ne? Ama ne? Evet, kuma direnişi gördüğünüz gibi hız kesmeden devam ediyor. Kumalar kalender bozok gelmediği sürece eylemlerini bitirmeyeceklerini söylüyorlar. Bitirmeyeceğiz. Hepi nikah hakkımız. Seke seke alırız. Resmi nikah hakkımız. Baba dur, rezil olacağız. Ya daha ne kadar rezil olacağız oğlum? Spiker kızım, müsaade var mı? Siz kimsiniz? Ver bakalım sen onu. Hah. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Her şeyi açıklayacağım. Burada mı kamera? Evet. Sesim geliyor değil mi? Ağalar. Kendini ağa hissedenler. Tez vakitte ağa olacaklar. Herifler, avratlar, Çukurova'nın bütün hemşerileri. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Benim adım Kalender. Kalender Bozuk. Zaten beni tanıyanlar çok iyi bilirler adımı. Çukurova'nın bütün yaşlıları, gençleri, tüyü bitmemiş yetimleri. Size bir sözüm var, beni dinleyin. Bundan böyle evlenecek olanlar birden fazla karı almasınlar. Ben yandım, başka kalenderler yanmasın. Çok karılılık pişmanlıktır. Pişman mısınız Kalender ağa? He? Pişman mısınız? Pişman mıyım? Son pişmanlık fayda etmez. Aa işte. Bunlar da benim pişmanlığımın bedelleridir. Bak nasıl bakıyorlar. Peki karılarınızı affedecek misiniz? Affetmek mi? Bizim kitabımızda affetmek yoktur. Ayrıca inadım inat, neticem iki kanat. Al bakalım. De haydi. Ya baba. Aa, buradayız. Bak. Ağam buradayız. Buton basarma. Söyleyebilir misiniz? Buradayız biz. Bekliyoruz. Ya burada otur otur çürüyeceğiz ha. Affetmeyecek ağam bizi. Resmi nikah hakkımız. Seke seke alırız. Resmi nikah hakkımız. Seke seke alırız. Pilavdan dönerin kaşığı olsun. Ulan benim adım Kalender ağa, Kalender ağa. Babacığım lütfen bir sakin olur musun? Yine hasta olacaksın. Ya kızım git bana bir bardak su getir. Vallahi kan beynime fırladı ya. Ya baba gözünün yağını yiyeyim ne olur. Hadi affet şu anamları da bitsin bu mevzu. Oh yaydan çıktı bir kere. Hürriyetimi kazanana kadar bu davanın takipçisiyim. Baba ne davası? Onlar senin kaç yıllık karın? Sen şimdi ikinci karıyı aldım diye çok mutlusun değil mi? Ben seni iki ay sonra göreceğim. Bakalım başını vuracak taş arayacağım da bulabileceğim mi? Ya baba beni bırak, kop benden. Ya bak yine anamlar yüzünden bütün Çukurova'ya rezil olduk. Ne olur bırak şu inadı. Bu sefer sadece Çukurova'ya değil benim oğlum. Bütün Türkiye'ye rezil olduk, bütün Türkiye'ye. Ya baba kır şu inadını be ne olursun. Yani daha ne kadar böyle sürdürebilirsin ki? Gittiği yere kadar. Senin o ananlar var ya o ananlar. Önce evi terk ettiler, sonra gittiler pavyona düştüler. Şimdi de beni internete düşürüp bütün dünyaya viral ettiler. Başımıza daha ne gelebilir ki ne? Elmas! Nazgül! Elmas! Kaan! Kaan ne oluyor? Nazgül! Nazgül!
Sanlar bana yabancı. Bir olsun sana saklandı ruhum, beni bırakma. Ne olursun bize karşı dursalar da, kalbimize vursalar da, İftira atsalar da yanında dursun kalbim. Yerler bu insanlar bana yabancı. Biliyorsun sana saklandı ruhum, beni bırakma. Ne olursun bize karşı dursalar da, kalbimize vursalar da, İftira atsalar da yanında dursun kalbi. Yazıklar olsun sana. Ya alemde kınadığım ne varsa Allah hepsini başıma veriyor ha. Ya ana. Aman az bile söyledi. Bunca yıldan arkamızdan iş çevirirken hiç mi utanmadın, hiç mi sıkılmadın? Vallahi ben meraklısı değildim baba böyle yaşamanın. Buna beni siz mecbur ettiniz. La oğlum la, ben sana o karıyı bırak, karına, çoluğuna, çocuğuna sahip çık demedim ben. Sen de mi Böhteber? Sen de mi benim arkamdan iş çeviriyorsunuz? Ya ben neyim burada ya? İskele babası mıyım? Ya vallahi ağam, ben de yeni öğrendim. Söyleyecektim sana. De git Böhteber. Hiç kimse zaten beni bu evde saymıyor. Arkamdan iş çeviriyor. Ne haliniz varsa görün lan. Ya baba, bak Gökhan koluna afeti taktı getirdi. Sen hiçbir şey demedin. Hazar, Hazar senin sözünü çiğnedi. Gitti Avrupalardan karı aldı getirdi. Sen bırak bir şey demeye yüzlerle düğün yaptın. Baba, ya elması niye istemedin? Bizim neyimiz eksikti ya? Ya 10 yıl önceki hesabı yeniden mi açıyorsun? İstemedimse istemedim. Ne olmuş? Tutup böyle bir şey mi yapman gerekiyordu? Ya ben ne yapmışım? Ben ne yapmışım? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Ben sevdim, aşık oldum. Zaten yıllar evvel yapmam gereken şeyi işte anca yaptım. Karının, çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Kuma getirirken bunları hiç düşünmedin mi sen? E sen Ayşe anayı, Asiye anayı anamın üstüne getirirken peki hiç düşünmedin mi? Ha? Tamam bana bak. Sabrımı zorluyorsun yoksa? Yoksa ne baba? Ha? Ne halimiz varsa görün lan. Al işte ana. Yine aynısını yaptı. Hiçbir şey söylemeden çekti gitti.